Merhaba çocuklar, Türkçe dersinde sözcüğün anlamını değiştiren ekler konusunu öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Cililiksiz ekleri sözcüğün anlamını değiştirerek sözcüğe yeni bir anlam katar. Peki nasıl olur? Örnekler üzerinden birlikte yapalım. İlk olarak lik ekini inceliyoruz. Kelimemiz kalem olsun. Kalem kelimesine lik ekini getirdiğimizde kalemlik oluyor. Peki kalem ve kalemlik aynı anlama mı geliyor? Tabii ki hayır. Kalem dediğimizde yazı yazmak için kullandığımız bir araç geliyor aklımıza. Kalemlik dediğimizde kalemlerimizi içine koyduğumuz bir cisim geliyor değil mi aklımıza? Bakın ikisi aynı anlam mı? Tabii ki hayır. Lik ekini getirerek anlamını değiştirmiş olduk. Kalem, kalemlik. Tuz kelimesine lik ekini getirelim. Tuz lik diyemeyeceğimiz için kelimenin yapısından dolayı lik eki değişikliğe uğrayacak. Ne olacak? Luk olacak. Tuz luk. Peki tuz ile tuzluk aynı anlama mı geliyor? Tuz dediğimizde aklımıza beyaz bir madde geliyor değil mi? Peki tuzluk dediğimizde bu beyaz maddeyi içine koyduğumuz bir kap geliyor çocuklar. İkisi aynı anlama mı geldi? Hayır. Bakın tuz bu beyaz madde, tuzluk da bu cisim oluyor. Tuz, tuzluk. Üçüncü kelimemiz göz. Göz kelimesine lik getireceğiz. Gözlik diyemeyeceğimiz için kelimenin yapısından dolayı lik eki değişikliğe uğrayacak. Lük olacak. Göz, lük. Çocuklar göz dediğimizde aklımıza ne geliyor? Gözümüz geliyor. Peki gözlük dediğimizde yine aklımıza gözümüz mü gelecek? Hayır. Gözlük dediğimizde aklımıza bu tarz cisimler gelecek değil mi? Gözümüze taktığımız ya uzağa yakını görmek için ya da güneşten korunmak için taktığımız cisim gelecek. Bakın ikisi farklı şeyler. Göz, gözlük. Lik eki ile ilgili örneklerimizi yaptık. Sırada C eki ile ilgili örnekler. C eki kelimenin yapısına göre değişiklik gösterebilir. İlk kelimemiz simit. Simit kelimesine simit C diyemeyeceğimiz için değiştiriyoruz. Çi diyoruz. Simit çi. Peki simit dediğimizde aklımıza ne geliyor çocuklar? Ben çiziyorum aklıma geleni. Çembere benzeyen, değil mi? Üzerinde susamlar olan bir yiyecek geliyor. Fırından alıyoruz, sıcak sıcak yiyoruz onu. Aklımıza bu geliyor. Peki simitçi dediğimde yine aynı şey mi geliyor aklıma? Tabii ki hayır. Simiti satan kişi geliyor aklıma bakın. Simit. Üste resmini çizdim. Simitçi de bu amca olabilir değil mi? Bakın anlamını değiştirmiş olduk. Diğer kelimemiz yol. Yol kelimesine c ekini getirdiğimizde yolcu oluyor. Olmadığı için kelimenin yapısından dolayı değiştiriyoruz. Yolcu diyeceğiz. Peki yol dediğimizde aklımıza ne geliyor? Benim aklıma gelen şey şu. Çiziyorum. Arabaların, taşıtların gittiği bu yol geldi aklıma ve çizdim. Peki yolcu dediğimde yine aynısı mı gelecek aklıma? Hayır çocuklar. Yolcu dediğimde görselde gördüğünüz bu taşıtın içinde yolculuk yapan insanlar geliyor aklıma. Bakın ikisi farklı kelimeler. Cu eki kelimenin anlamını değiştirdi. Cu eki aslında ci çocuklar. Yapısından dolayı cu oldu. Çünkü biz yolcu diyemeyeceğimiz için yolcu dedik. Bakın ikisi farklı kelimeler. Yol dediğimizde bu görsel geldi aklımıza. Yolcu dediğimizde bir yerden bir yere gitmek için ulaşım aracına binen kişiye biz yolcu diyoruz. Bu otobüsteki kişiler de yolcu oluyor. Ci ekini bitirdik. Li eki ile ilgili örneklerimize birlikte bakalım. Birinci kelimemiz ev kelimesi. Ev kelimesine li ekini getirdik evli. Ev ile evli aynı anlama mı geliyor? Zihninizde canlanan aynı eşyalar, nesneler, varlıklar mı? Çocuklar ev dediğimizde aklımıza böyle bir şey gelebilir. Bakın birincisini yapıştırdım. Peki evli dediğimizde evlenen iki insan, kadın ve erkek aklımıza bu geliyor değil mi? Bakın ikisi birbirinden farklı kelimeler. Ev birinci görsel, evli ikinci görsel. Diğer kelimemiz elma ve elmalı. Bakın kelimenin yapısından dolayı elmalı diyemedik. Buradaki i, ı'ya dönüştü. Elmalı oldu. Elma dediğimizde aklımıza bu geliyor. Elmalı dediğimizde mesela annem elmalı kurabiye yaptı. Yani içine elma katılmış kurabiye. Bundan bahsediyor. İkisi farklı şeyler. Anlamı değişmiş oldu. Son ekimiz siz eki. Kelimenin yapısından dolayı sız, siz, sus, süz olabilir. Kelimemiz ağaç.
Ağaç kelimesine siz getirdiğimizde ağaçsız olacak. Peki ağaç ve ağaçsız aynı anlama mı geliyor? Tabii ki hayır, anlamı değişti. Bakın ağaç dediğimde şöyle bir görsel canlanabilir gözümde. Peki ağaçsız demek ne demek? Hiç ağacın olmaması durumu demek. Mesela ağaçsız bir şehir, ağaçsız bir ülke. Yani ağaç yok demek çocuklar, kurak bir ülke demek. Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.